Evet değerli izleyenlerimiz, 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme oldu. 30 bin lira artış olacak. Son dakika haberine göre, memurların gelir ve emekli aylıklarını artıracak 3600 ek göstergede ayrıntılar netleşmeye başladı. Birçok kamu görevlisinin maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerinde artış olacak. Üçüncü toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılacağı öğrenildi. 3600 ek gösterge ile ilgili Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan yeni açıklamalar geldi. Yalçın, ek göstergelerin hayata geçmesi durumunda memurların maaşları artacak, emekli olanların da emekli maaşları artacak. Emekli ikramiyelerinde 30 bin lira bir fark olacak. Emekli maaşında da 1000 liraya varan farklar meydana gelecek. Bu da bir emekli zammı anlamına geliyor. Ek gösterge ile ilgili samimiyetle ter akıtmaya, konuya ilişkin katkı sunmaya devam edeceğiz, açıklamasını yaptı. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Yalçın, bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yalçın, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlik yaptığı dönemde ilk görev yerinin Şırnak olduğunu, bu nedenle bu kentin kendisinde önemli ve özel bir yeri olduğunu bulunduğunu söyledi. Sözleşmeli, süreli sözleşmeli, kadrolu gibi farklı istihdam türleri, kamudaki çalışma barışını zorluyor ve bozuyor. Dolayısıyla insanların da iç huzuru bozuluyor, diyen Yalçın, bu nedenle sözleşmeli konusunu Kamu Personeli Danışma Kurulu, KPDK ve toplu sözleşmede ana gündemler haline getirdiklerini belirtti. Yalçın, nihayetinde son toplu sözleşmede sözleşmeliler konusunu, sözleşmeliye kadro talebimizin 2022 yılında çalışılıp tamamlanması konusunda bir masa kararı aldık, diye konuştu. Masanın tarafı olarak çalışmanın tamamlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir araya geleceklerini ifade eden Yalçın, kadro taleplerinin sağlanması için bütün gayreti göstereceklerini dile getirdi. 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması. Bakanlıkla 3600 ek gösterge konusunu da görüştüklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti. İkinci toplantıyı bitirdik. Üçüncü toplantımız 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. O zamana kadar 12 ayrı bakanlıkla bir araya gelme süreci olacak. Bu süreçte hizmet kollarımıza ilişkin teknik ekiplerimiz Çalışma Genel Müdürlüğü ile bir araya gelecek, 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız. Ek göstergelerin hayata geçmesi durumunda memurların maaşları artacak, emekli olanların da emekli maaşları artacak. Emekli ikramiyelerinde 30 bin lira bir fark olacak. Emekli maaşında da 1000 liraya varan farklar meydana gelecek. Bu da bir emekli zammı anlamına geliyor. Ek gösterge ile ilgili samimiyetle ter akıtmaya, konuya ilişkin katkı sunmaya devam edeceğiz. Kaynak, Anadolu Ajansı.